Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Resul Taşdemir. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Gençliğin hayatına yön veren kitaplar projesi kapsamında bugün size Franz Kafka'nın Şato romanını tanıtmaya çalışacağım. Kitabımızın konusuna geçmeden önce kitabımızın yazarı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Franz Kafka 6 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak 3 Temmuz 1883'te Prag'da dünyaya gelmiştir. O dönemde Avusturya İmparatorluğu'na bağlı Bohemya Krallığı'nda yaşamıştır. Ana dil olarak Almanca ve Çekçe'yi konuşabiliyordu. Kafka yaşamını baştan kaybedilmiş bir savaş olarak adlandırmıştır. Böyle düşünmesine sebep olacak birkaç neden sıralayabiliriz. Öncelikle erkek kardeşlerini ufakken diğer kız kardeşlerini ise Nazi Almanyası'nın yürüttüğü Yahudi soykırımında kaybetmiş olması, babasıyla iyi ilişkileri bulunmayan, annesinden de sevgi göremeyen Kafka, buna ek olarak onu derinden etkileyen aşkları da dahil olunca hikayelerindeki kahramanları gibi mutlu sona ulaşamadan ciğer ve gırtlak kanserinden dolayı 3 Haziran 1924'te Klosterburg'da hayatını kaybetmiştir. Kitabın konusundan bahsedecek olursak eğer, kitabımızın ana karakteri olan Kaan'ın kadastrocu olarak geldiği köyde görevi hakkında bilgisinin olmaması, resmi olarak köye atanıp atanmamış olması gibi belirsizlikler, bununla birlikte Kaan'ın köyün yönetim birimi olan şatoya ne de şatoyu temsil edebilecek herhangi birisine ulaşamamasıdır. Eserde kişinin yabancı bir yerde kendisini ve çevresine yabancılaşmasını şato metaforuyla ulaşılmaz konum resmedilmiştir. Şeffaf olmayan bağımsız kurumlar, yüksek makamı önem veren insanlar eleştirilerek otorite ve bürokrasi okuyucuya sorgulattırılmıştır. Kitabın kazanımları nelerdir? Öncelikle eserin ağır bir yapıya sahip olduğunu belirtmek isterim. Parça parça oluşan kısımların bir ana unsurda tamamlanmaması okuyucuyu zorluyor. Eserin tamamlanamamasının ana sebebi olarak da bunu düşünüyorum. Kitabı okudukça satırlar kişinin hayal dünyasını derinliğine iniyor. Kendi yaşam politikasını, kendi bulunduğu konumu, bakış açısını kişiye düşündüren sosyolojik ve psikolojik aktif bir roman. Kitabı niçin okuyabiliriz? Her okuyucuya farklı yönlerden ilham verebilecek çok kazanımlı bir kitap. Kitabı tek okuyuşta anlamak güç. Bu yüzden her okuyuşta yeni anlam ve ayrıntılar çıkarılabilir. Bununla birlikte eserde her okuyucunun hayal dünyasına bırakılan bazı kısımlar var. Yakın arkadaşlarımızla veya herhangi biriyle ne kadar benzer ve farklı düşüncede olduğumuzu gösterebilecek bir kitap. Son olarak da siyasi ve eleştirel kitap okumayı seven kişiler için önerebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.